Ben öncelikle katılım için kongre üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten divan başkanımız İlhan Parsek'e de çok teşekkür ediyorum. İdris başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eski yönetime çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de çok teşekkür ediyorum. Yani bu saate kadar bizimle burada kalan arkadaşlara, kongre üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Az evvel de söyledim, eşimize çok teşekkür ediyorum. Ekibimin eşlerine çok teşekkür ediyorum, bize sabır gösterdiler. Arkadaşlar seçildik. Yani kongre üyelerimiz güvenden ve istikrardan yana oy kullandılar. Yani biz tabii sorumluluk sahibi insanlarız. Bu sorumluluğu da sonuna kadar yerine getirmek için el birliğiyle hep beraber çalışacağız. Ve Bursa Spor'umuzu iyi yerlere getireceğiz. Yani az evvelki tabloyu zaten ben istedim. Bütün diğer başkan aday, bir tanesi eksikti herhalde. Başkan adaylarımızı da çağırdım platforma. Onlardan da çünkü destek istedim. Bu sadece benimle olacak bir iş değil. Bu bütün Bursa'yla birleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde Bursa Spor'u güzel yerlere getireceğiz. Yani manifestolarımızdan bir tanesi biliyorsunuz kucaklayıcı olmamız gerektiğiydi. Onu da inşallah bu dönemde yakalayacağız. Çünkü eğer bu birlik ve beraberlik olmazsa biz başarılı olacağımızı zannetmiyorum. Bu birlik ve beraberlik bizim için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Başkanım, yeni dönemde neler olacak çok merak ediliyor. Bursa Spor TV aracılığıyla yeni dönemde önce sportif açıdan başlayalım. Az önce bir açıklamamız oldu. Biz de Bursa Spor TV aracılığıyla camiamıza bunu duyurmanızı istiyoruz. Yeni dönemde neler olacak? Bir kere öncelikle işi ehlilerine, profesyonellere bırakacağız. Yani futbol seçiminden tutun da tabii biz denetleyici pozisyonunda olacağız. Artı çok fazla proje üretmemiz lazım. Biliyorsunuz ekibimizde çok genç arkadaşlarımız var. Onlar çalışacaklar. Bizler çalışacağız. Bu projeleri ivedilikle gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü ben daha önce de söyledim. Bakın Bursa Spor'un en büyük yeri stat isim hakkı, stattaki kiralanabilir alanlar, yeni projeler artı futbolcu satışları. Yani bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde kimse korkmasın. Bakın Bursa Spor'un aslında çok büyük borcu yok. Sadece bunu gelir gider dengesini kurmamız lazım. Onu da inşallah arkadaşlarımıza sağlayacağız. Bunlarla ilgili de profesyonellerle çalışacağız. Bursa Spor'un 3 yıllık bir planlamasını yapacağız. Bu planlama çerçevesinde bunu götürmek istiyoruz. Evet, Samet Aybaba ile ilgili az önce bir açıklama yaptınız. Bu konuda son durumu sizden alabilir miyiz? Samet Aybaba ile görüştüm. Yarın veya öbürsü gün çağıracağım. Gelecek. Son noktayı koyacağız. İnşallah biz anlaştık ama burada bir daha bir görüşmemiz lazım. Ondan sonra da hocamız görevine başlayacak. Bir kere tecrübe kazandık arkadaşlar. Zaten beraber çıktık yola, beraber çalıştık. Yaşadıklarımızı en yakın sizler gördünüz. İnşallah aynı hataları tekrar etmeyeceğiz. Çünkü çok canımız yandı. Bizim yandığı gibi Bursa Spor taraftarının da yandı. Onlara bizim öyle bir acı çektirmemiz gerekiyordu. İnşallah hep beraber, yeni genç arkadaşlarla beraber, bizim de biraz daha tecrübemizle elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En azından çalışacağımızın sözünü verebiliyorum sizlere dürüst bir şekilde. Biraz daha tecrübelendik. İnşallah aynı hataları yapmayacağız. Bursa Spor'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Kazanan Bursa Spor oldu diyorum. Bu genel kuruldan çıkarmamız gereken çok ders var yönetim kurulumuz olarak. Bir önceki dönemde tekrar etmiş olduğumuz hataları tekrarlamayacağız. İşimiz çok zor. Camianın beklentisi büyük. Bunu bilerek bu göreve geldik. İnşallah gerekeni yapacağız. Bursa Spor camiasına, Bursa Spor taraftarına layık olduğu başarıları yaşatmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Vallahi hayırlı olsun. Zor bir seçimdi. Tüm başkan adaylarına teşekkür ederiz. Yeni bir Bursa Spor, yeni bir hikaye olacak bundan sonra. İnşallah daha da güzel olacak her şey. Umarız herkesi mutlu ederiz. Önce evden başlayayım. Yani evde eşime çok teşekkür ediyorum. 15-20 gündür. Gerçi bütün sene boyunca neredeyse bütün hafta sonları hafta içi yoktuk.
anlayış gösterdiler sağ olsun. Bu süreçte de 15 gün bize destek oldular, yanımızdan ayrılmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tecrübelendik. Başkanımızın söylediği gibi parayla satın alınamayacak şey tecrübedir. Biz tecrübelendik. İyi ekibiz, genç ekibiz, dinamik ekibiz. Geçen sene başladığımız, sonuna getirdiğimiz projeler var. Zamanımız yetmedi. Bu sene onları tamamlayacağız. Ben her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Kongre sonrasındaki tablo çok güzeldi. Bütün başkan adayları sahnede, bütün kongreye genel kurul üyeleri, katılan genel kurul üyeleri hepsini alkışladılar. Bursa'nın bu birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bırakalım birbirimize sallamayı. Eleştiri tabii ki olsun. Eleştiriler başarıyı getirir. Biz eleştiriye açığız. İyi olacak ya. Ben çok inanıyorum. Her şey iyi olacak. Çünkü çok iyi bir ekibiz. Genç, dinamik bir ekibiz. Başkanımızın tecrübesinin önderliğinde biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu arada bu iki gün boyunca birçoğunuzla ben aslında helallik aldım, helalleştim. Yani sizler de hakkınızı helal edin. Bu iki gün boyunca bu ortamı hazırlayan, burada emeği geçen, bu güzel organizasyonu sorunsuz geçiren herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ikinci bir öz selek olarak Bursa Spor Kulübü'ne hizmet veriyor olmaktan çok mutlu ve çok onurluyum. Allah hem beni hem de yönetimi muvaffak eder inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Vakıfköy'de yaşıyor. Oran Öztürk ismi. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii bu anlamda sizin hayalinizde ne var? Onu öğrenmek istiyorum. Benim hayalimde Bursa Spor'a hizmet edebilmek vardı. Ona da şu an için ulaştım. Benden daha mutlusu yok. Ya Adem Bey, hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Neler söyleyeceksiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Vallahi çocuklar gördünüz yani. Güzel bir kongremiz oldu. Hadi ilk günkü oturumdakileri şey yapmayalım, kongre heyecanı diyelim ama iyi bir kongre süreci oldu. Delegenin teveccühü yine bizim iyi niyetimize, bizim projelerimize oldu. Başkanımızın gerek divanda gerekse kongrede söylediği bu 5 manifestodaki 5 maddeyle ilgili gereğini yapacağız, çalışacağız. Bakalım daha iyi bir Bursa Spor olacak. Bu konuda azimliyiz. Genç arkadaşlarımız var. Yeni projelerimiz var. Umutluyuz. Teşekkür ederim. Öncelikle kongremiz Bursa'mıza ve Bursa Spor'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir kongre gerçekleşti. Kimsenin birbirini kırıp dökmediği, sonrasında adayların hep bir arada yumruğunu havaya kaldırdığı çok güzel bir kongre oldu. İnşallah bundan sonraki süreçteki kongrelerimizin de bundan daha güzel şekilde geçmesi dileğiyle bundan sonra bizim yapacağımız hamlelerle de Bursa Spor'umuzun iyi yerlerde olması temennisiyle hayırlısı olsun diyorum bütün camiamıza. Vallahi çok heyecanlıyız. Çok yoğun bir çalışma maratonunu geride bıraktık. Mutluyuz tabii, bu benim ilk deneyimim. Bakalım hayırlısı, inşallah çok güzel başarılar yakalamak için var gücümüzle çalışacağız. Çok mutluyum yani, hani başka ne diyebilirim ki? Vallahi bir kere çok mutluyum. Altyapılarında oynadım Bursa Spor'un. Yıllarca, daha sonrasında profesyonelde oynadım. Hayalimizdi yöneticilik yapmakta ileride, iş hayatına geçtikten sonra. Bu hayalimizi gerçekleştirdik. Bize oy veren, vermeyen bütün üyelere, kongre üyelerine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Ali Başkanımızla beraber başarılı olacağımıza inanıyoruz. Vallahi 2,5 yıl zor geçti. Gerçekten de çok zor geçti. Belki hatalar yaptık, belki yanlışlar yaptık ama inanın öyle bir tecrübeye sahip olduk ki bundan sonra gerçekten yüzük kuyruğuna geldik. Bundan sonra bütün biriken projeler, yaptığımız bütün hamleler bu 6 ay 1 sene içinde mutlaka finişe erip Bursaspor'u çok rahat bir yere getireceğini düşünüyoruz. Sportif başarı da bu kadar tecrübeden sonra ben geleceğine kesinlikle inanıyorum. Ya Bursaspor hayırlı olsun. Ben çok iyi bir Bursasporluyum. Ali Başkan da öyle. Yönetim kuruluna baktığınız zaman yabancı yok. Gerçekten hepsi Bursalı ve Bursasporlu çocuklar. Hepimiz öyleyiz. Bence bu sinerjiyle çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum.